milletimin istiklal. Hakkıdır hatta tapar milletimin istiklal. Sen ki çağları titretmiş bir alperen, sen Ertuğrul torunusun. Sen ki Tuna boylarında bir yiğit, şehitler serdarı. Sen ki kahramanlar Alpsuz'sun. Fakat ne yazık ki bugün sen değilsin. Dün ayak seslerinle titrettiğin Avrupa'da bugün kendi çığlıklarında boğulmaktasın. Tarihin enkaz halinde, ecdadın inlemekte ve sen hala bugün neden susmaktasın? Bugün neden kısmaktasın? Neden? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen gayır. Sen yarattın, sen gayır. 12 Ekim 2018 günlerden cuma saat 15.22 İstanbul Küçükçekmece 2 Telli VSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Canlı yayınımız, cuma sohbetleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Rabbimizden niyaz ediyorum. Değerli hocam, Radyo FSM'den beri bizi yalnız bırakmayan FSM Medya Grup programcımız, emekli imam Hüseyin Alkan efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah, evet, hocamız tatilde geldi ve sağlık suyu olsun inşallah. Bugün i̇nşallah. Sohbetimizde neler var hocam? Bugün sohbetimizde yine Peygamberimizin mübarek hadis-i şeriflerini okuyacağız inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadis-i şerifler okuyacağız. Tabii. Sahih olan hadislerimizden inşallah. Tabii, inşallah. Evet, hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen değerli hocam Hüseyin Alkan'a mikrofonu bırakıyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Allah celle celaluhu'ya hamd ve senalar olsun. Onun değerli resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Değerli müminler, şimdi sizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerini okuyacağım. Sizler de dinleyeceksiniz, dinlediklerinizi, öğrendiklerinizi başkalarına anlatacaksınız. Böylelikle İslam dinine hizmet etmiş olursunuz. Eğer İslam dinine hizmet edersek, o zaman Allah-u Teala Hazretleri de bize yardım eder. Çünkü bir buyruğunda şöyle buyuruyorlar Mevla Celle Celaluhu: İntensurullah, eğer siz Allah'a yardım ederseniz yensurkumullah, Allah da size yardım eder. Ve işte bit'akte mekrum, ayağınızı sabit kılar, sizi hiçbir güç, hiçbir kuvvet yıkamaz buyuruyor. Tabii ki Allah'a yardım nasıl olacak? Yani Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Bu şu demek oluyor: onun dininin parlaması, ilerlemesi için çalışırsanız, gayret ederseniz, o zaman ben de size yardım ederim. Sizi hiçbir güç kuvvet yıkamaz. Nasıl Osmanlı İslam dinine çok büyük hizmetler etti, İslam dinini dünyaya yaydı. Bundan dolayı da Allah-u Teala Hazretleri onlara yardım etti. Onları hiçbir güç kuvvet ne yapamadı? Yıkamadı. Ve dünyaya hakim oldular. İşte bizler de İslam dinine hizmet edersek Allah-u Teala Hazretleri bizimle olur, bizi de hiçbir güç kuvvet yıkamaz değerli müminler. Bunun için gaye ve amacımız bu olacak: İslam dinine hizmet. Zaten dünyaya musafir olarak geldik, geçiciyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Dünyanın pek değeri yok. Önemli olan o sonsuz hayat olan ahiret. Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor mübarek bir sözünde: dünyayı idam olduğumuz bir sehpa kabul edin diyor. Yani şimdi şöyle bir misal verelim. İdam olmuyorsun. Sehpadasın. İdam sehpasındasın. Biraz sonra o sehpaya tekmeyi vuracaklar. O sehpa devrilecek. Sen de idam olacaksın. Şöyle düşünebilir misin?
bu sehpanın boyası keten olsun, efendim şu boyadan olsun, şu kaliteden olsun. Böyle bir şansınız yok olsun. Hocam yani. Evet, böyle bir şey der misin? Zaten ben gidiyorum, o sehpayı ben ne yapacağım? He. Aynen bunun gibi, bu dünyada zaten gideceğiz. Biz dünyayı ne yapacağız? Bizim için önemli olan ahiret. Şu hocamızı örnek alın, efendim 70'e merdiven dayalık ama bu ömrün nasıl geçtiğini hiçbir türlü anlayamadım. Bir anda ömür gelip geçti. Ne diyor Yunus Emre? Geldi geçti, benim ömrüm şol yelesin etmiş gibi, sanki bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi. O kadar. Ama işte öbür alemi kazanırsak, ölür ölmez hemen cennet var. El kabru ravdatun min riyadu cennet, el hufratu min hufaratu niran buyuruyor Hatice Ölen'e Peygamberimiz. Habib ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veyahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyuruyor. Peki bu kabir nasıl cennet bahçelerinden bahçe oluyor? Onu bu aklımızda anlama imkanımız yok değerliler. Çünkü Mevla Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor İsrail'de. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوَّاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Bakara suresinde sakın Allah yolunda ölen şehitlere ölü demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ onlar muhakkak ki dirildiler. Allah Allah. Peki ölü Allah nasıl dirilir? Olur. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَاكِنْ siz onu anlayamazsınız buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Mesela şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh, Peygamberimizin amcası, mübarek zat şehit oldu, vücudu 70 parçaya bölündü. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, ben burada su içerken belki ekranda sol görünür ama ben solla içmiyorum, sağ elle içiyorum. Bunu da bilmiş olun. Daha önce öyle bir şey olmuş. Beni uyardılar ama ben hiçbir zaman sol elde ne su içtim ne de yemek yedim. Çünkü bu doğru bir şey değildir. Bunu daha önce size izah ettim. Peygamberimiz hadislerinde hiçbiriniz sol elle bir şey yemesin, içmesin, almasın, vermesin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle alır, sol eliyle verir buyuruyor. Sahabe-i kiramdan bir tanesi sol elle yemek yiyordu. Peygamberimiz uyardı. Sağ elle ye. O devam etti sol elle yemeye. Tekrar uyardı. Sağ elle ye. Ve üçüncü uyardığında da yapamıyorum ya Resulallah dedi. Peygamberimiz de yapamayasın buyurdu. O zatını sol eli felç oldu. Ömür boyu çalışmadı. Evet. Demek ki ne kadar önemli ki Peygamberimiz ona böyle beddua etti. Bundan dolayı demek ki sağ elle yemek yiyeceğiz, sağ elle su içeceğiz, sağ elle alacağız, sağ elle vereceğiz. Sol elimizi kötü şeylerde kullanacağız. Yani tuvalet temizliğinde kullanacağız. Efendim burnumuzu sümkürürken onda kullanacağız. Efendim bir de işte o sigara gibi o şeyi içiyorsanız yine de onu sol elle içersiniz. Yani o sahilde içmez. Çünkü o da pis bir şey olduğundan dolayı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin kızı Fatime validemiz 6 yaşlarındaydı. Sol elle ağzına bir şey götürdü. Bir parça götürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmağını takarak onu ağzından çıkardı. Halbuki bu çağına ermemişti Fatime validemiz. 6 yaşındaydı. Demek ki önemli ki Peygamberimiz ona o lokmayı yedirmedi, ağzından çıkardı. Bunun için size tavsiye, aman ha aman sol elle ağzına hiçbir şey götürmeyin. Eğer soraksanız elinizi sağa alıştıracaksınız. Benim bir arkadaşım var, Harun diye bir kardeşimiz, evladımız. Bu soraktı, bunlar benden öğrendi. Ve yemek yerken sol elimi bağladım diyor. Ve kendisini şimdi sağa alıştı, şimdi sol elle yiyemiyor. Biz de öyle yapacağız. Eğer kulaksak mutlaka elimizi sağa alıştıracağız değerli müminler inşallah. Evet. Değerli neşlediğim gibi
bu sohbetleri insanlara yayalım. Böylelikle Allah'ın dinine hizmet etmiş oluruz. Allah da bize yardım eder. Bütün sıkıntılardan Allah-u Teala Hazretleri bizi kurtarır değerli müminler. Şimdi hadis-i şerifi okuyorum. Birinci hadis-i şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. 7 kişi öldükten sonra da ona sahip devam eder. Demek ki şu 7 kişiye öldükten sonra da sahabı devam ediyor. Sahab ne oluyor? Sahab dünyada para ne oluyorsa cennette de sahab o olmuş oluyor. Nasıl dünyada her şeyi paramızla alıyorsak cennette de her şeyi sahabımızla alacağız. Nasıl dünyada yaşantımız paramıza göre ise cennette de yaşantımız sahabımıza göre. Dünyada herkesin yaşantısı aynı değil, değil mi? Efendim, Vehbi Koç'la o Koç firması, efendim, Sabancılar vesaireler, o büyük iş adamları, değil mi? Onların yaşantısı, bizim yaşantımız bir mi? Onların yaşantısı kral. Çünkü paraları çok. He. Bu misal gibi. Sevabımız da ne kadar çok olursa, cennette de yaşantımız o kadar kral olur. Sevap da sadece bu dünyada kazanılıyor ha. Öldükten sonra sevap yok. Ölür ölmez defterini kapatırlar. Ondan sonra ah bir sevap kazansam diye çok beklersin ama asla ebediyen kazanamazsın. Yalnız şu 7 kişi öldükten sonra da sevabı devam edecekmiş. Bunlardan olmaya çalışalım inşallah. Evet. Değerli müminler şöyle bildiriliyor. Cennete girmiş adam bir köşk onun çok hoşuna gidiyor. Ah şu köşk benim olsa diye temenni ediyor. Ona da diyorlar ki bu köşkün senin olması için bir sahaba ihtiyacın var. O bir sahabı bul gel sana bu sahabı verer. Annesine gidiyor. Ne olur anneciğim bana bir sahab verin. Bir köşk var çok güzel. Onun benim olmasını istiyorum diyor. Annesi yok evladım diyor. Veremem. Benim ihtiyacım var. Babasına gidiyor veremiyor. Hiç kimse vermiyor. Niye? Çünkü orada kazanma yok. Kazanma bu dünyadaydı, o da geçti bir daha, ebediyen kazanç yok. Ve dönecek bulamadım. Niye o dünyada boş durdun? Halbuki bir defa La ilahe illallah deseydi fazladan, o muhtaç olduğu sahabın çok fazlasını bulacaktı. Ama ömrünü boş şeylerle tüketti. Filmlerle, dizilerle, müziklerle, maçlarla, kliplerle ömrünü tüketti. Şu oraya da varmış, sahab arıyor. Ah yok mu sahab diyor. Ya onun için şu ömrü çok iyi değerlendirelim. Ömür çok büyük bir hazine. Çok büyük bir hazine değerli günler. Evet. Şimdi 7 kişi kimmiş bunlar? Birincisi mescit yaptıranlar. O mescitte namaz kılındığı müddetçe onun üzerine sahab yazılır. Mescidin tamamını yaptırmak şart değil. Velev ki oraya 1 lira da versen, o yapılan mescitten, camiden senin üzerine öldükten sonra da sahab yazılır. Ama o cami devam ettiği müddetçe. Ama onu yıktılar, yerine başka yaptı, o zaman senin sahabın gitmiş oluyor. Evet. İkincisi, çeşme yaptıranlar. Bir çeşme yaptırdın, o çeşmeden su içildiği müddetçe üzerine sahab devam ediyor. Evet. Kur'an-ı Kerim hediye edenler, mesela bir camiye Kur'an-ı Kerim hediye edin. O Kur'an-ı Kerim okunduğu müddetçe üzerine sahab devam ediyor. Bir defa kurusuna Kur'an-ı Kerim hediye ettin. O Kur'an-ı Kerim okunduğu müddetçe üzerine sahab devam ediyor. Evet. Ve dördüncüsü kuyu kazdıranlar. Yani su içilsin diye kuyu kazdıranlar. Mesela hayır kurumları Afrika'da kuyu kazdırıyorlar. Tabii ki senin orada kuyu kazdırma imkanı yok. Buradan hayır gönderirsin. Oradan bir hisse alırsın. Öldükten sonra da o kuyudan su içildiği müddetçe üzerine sahab yine devam eder. Evet. Başkalarına faydalı, yararlı ilim öğretenler. Evet, bundan sahabı öldükten sonra devam ediyor. Çünkü o talebe bir talebe yetiştirdin. O talebe talebe okuttuğu müddetçe, efendim o talebe Kur'an okuduğu müddetçe, o talebe vaaz ettiği müddetçe senin üzerinde sahab
yine devam etmiş oluyor bunlar. Peygamberimizin şöyle bir hadis-i şerifi var bu konuda. Cennete çağrılacak müminler. Koşun cennete. İlk önce oraya alimler koşacak. Alimlere diyecekler ki, yok ilk önce şehitler koşacaklar. Şehitlere diyecekler ki, buyurun niye geldiniz? Biz şehidiz, Allah yolunda şehit olduk. Bunun için cennete ilk gireceğiz. Peki siz bu şehitliğin mertebesini, derecesini kimden öğrendiniz? Alimlerden. O zaman siz doğru. İlk önce alimler girsin, dinleyecek. Bunun üzerine alimler gelecekler cennetin kapısına. İlk önce cennete biz gireceğiz. Niçin? Çünkü biz alimiz. Peki siz nasıl alim oldunuz? Cömertler yardım etti. Bunun sayesinde, onların sayesinde biz de alim olduk diyecekler. Evet. Değerliğine, Kur'an kurtlarına cömertler ne yapıyor? Yardım ediyor. Sizler yardım ediyorsunuz. Orada talebeler de sizin yardımlarınızla ne yapıyor? Okuyorlar. Değil mi? Evet. Bunun üzerine o zaman cömertler gelsin. Durun diyecekler. Ve cömertler gelecekler. Ve cennete ilk önce onlar girecekler. Ondan sonra alimler, ondan sonra şehitler girecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için elden geldiği kadar cömert olmaya çalışalım. Çünkü verirsek Allah artırıyor. Yani vermeyle hiçbir zaman ne yapmaz? Malın eksilmez. Daha önce bu hadis-i şerifi size ben okumuştum. Üç defa Peygamberimiz yemin ediyor, sadaka malı eksilmez buyuruyor. Ama şeytan eksiltir gösteriyor. Tabii senin benim cennete girmemi istemediği için şeytan aleyhine sakın verme diyor. Çünkü verirsen malın mülkün eksilir diye korkuyor, korkutuyor. Kur'an-ı Kerim'de Mevla Celle Celaluhu öyle diyor. Eşşeytanu ye'likumul fakre. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Sakın verme ha. Ve murkumul fahşe. Ve size daima kötülüğü emreder. Efendim bir fakire bir Kur'an kursuna para verecek. 1 lira, 2 lira onu da korkarak veriyor. Ama şeytan uğrunda hiç korkmuyor değil mi? O gavura sigarayı gönderirken, sigara parasını gönderirken biliyorsunuz sigara yabancı devletten geliyor. Hem paramızı götürüyor, hem canımızı götürüyor, hem de ayetimizi götürüyor. Çünkü yarın o sigaraya verilen paraların hesabı muhakkak sorulacak. Mevla Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor Tekel Suresi'nde. يَوْمَ اِذِنْ لَتُسْأَلُنَّ حَلِمْ نَعِيمٍ. Elbette verdiğim nimetlerim size hesabını soracağım buyuruyor Mevla Celle Celaluhu ve mutlaka soracak değerli günler. Sigara sağlığa çok zararlı. Bir doktor konuşmuştu, bayan bir doktor konuşmuştu. Sigara çok sinsi bir düşmandır diyor. İnsanı tamamen yıkmadan bırakmaz diyor. İnsanı yıktıktan sonra zaten ondan sonra kurtuluşu olmuyor. Ben kaç tane böyle bir hasta biliyorum. Sigaradan dolayı şimdi çekiyorlar, iniyorlar, kurtuluşlar da olmuyor. Bir anda yıktı, onlar da sigara bir anda yıktı. Hatta benim teyzem de rahmetli, çok dindardı, imamdaydı, çok ibadetliydi, zikirliydi. O da sigaradan gitti. Akciğer kanserinden gitti. Evet. Ve doktor diyor ki teyzeme, hanım da kızmış doktor. Kızım demiş, sen sigaradan başka bir şey yemedin mi? İçmedin mi demiş. Bütün kılcal damarlarıyla nikotin doldurmuş. Ya Rabbim, ya Resulallah. Teyzem de diyor ki, ne diyorsun doktor efendi, ben ömür boyu bir daha sigara içmiş değilim. O zaman senin yanında sigara içmişler diyor. Görüyor musun? Şu evet. Hale bak. Allah tabii. Allah. Evet diyor işte kocası sürekli sigara içerdi. Köy evleri bir de dar oluyor. Kışın kadıncağı dışarıda çıkarmıyor. O dar olan içerisinde pofur pofur kocası sigara içiyor. O da o zehri çekmek zorunda kaldı. Ve ondan dolayı da gitti. Kocası da 2 sene sonra aynı hastalıktan o da gitti. Yazık değil mi yani? Bir zehir uğruna bu güzel hayatı tahrip etmek. Allah'ın emanet verdiği vücudu tahrip etmek olur mu yani ya? Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Mevla Celle Celaluhu İsrail'de? وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْرِكَ. Siz kendinizi kendi elinize tehlikeye atmayın. Allah Allah. Sen sigara içerek Allah'ın emanet verdiği vücudu tahrip ediyorsun ya. Bu vücudu Allah Teala hazırlıklar yarattı.
Bu vücuda hiç kimsenin bir katkısı yok. Allah'ım sana bir emaneti vücut. Buna isteyerek bir iğne batıramazsın. İsteyerek bu vücudu talip edemezsin. İntihar edemezsin. İntihar çok büyük bir günah. Hatta Peygamberimizin şöyle bir hadis-i şerifi var. İntihar eden kişi intihar ettiği şekilde cehennemde ebediyen yanar buyuruyor. Bu mutavatır bir hadis. Yani ayet gibi sağlam bir hadis-i şerif. İntihar eden kişi intihar ettiği şekilde cehennemde ebediyen yanar. Allah'ım ne kadar büyük bir suç yani. Tabii. Tabii. Demek ki Türk dünyada imkansızlık diye bir şey yok. Evet. Ümitsizlik diye bir şey yok. Yok. En ümitsiz durumda bile Allah'a sığınacak. O kadar. Aynen. O kadar. Tabii. Aynen. Tabii. Bazen o intihar edenler Allah'a sığınsa intihar etmezler ki. Değil mi? Allah Teala Hazretleri kendilerine yardım edeceğini çok iyi bilirler. Son anda bile, son saniye bile. Tabii. Değil mi? Evet. Ben bile bir zamanlar ticarete başladım. Efendim. Ticarette de ticareti bilmediğimiz için şey ettik. Zarar ettik. İflas ettik. Zarar ettik. Her şeyimizi kaybettik. O kadar zor duruma düştük ki ondan sonra bir tane Zeyd-i Töber Camii var Şirinevler'de. Eski bir Hoca Efendi vardı. Evliyullah olduğuna inandım. Bir zat. Biri dedim ondan hayır dualar gibi ağrıya. Yani düştüm. Sıkıntıya düştüm. Yani borcun içerisine battım. Ekmek götürecek para yok. Evet. Allah Allah. O da bana dedi ki namaz kılıyor musun dedi. Heh. Evet. Tabii ki bu şeylerde cahildik o zaman, gençtik efendim, namaza ara verdiydik. Dedi en büyük felaketi yapmışsın sen dedi ya. Bundan daha korkunç bir felaket olur mu dedi. Görüyor musun? Tabii. Ve şu ayeti kelimeyi okudu bana. Ve men yettekillah, kim Allah'tan korkarsa, yahuş lehu mahraca, ona mutlaka çıkış yollarını gösterir. Ve yarzuhu, ben onu rızıklandırırım, min haytü la yahşin, hiç tahmin etmediği yerlerden ben onu rızıklandırırım. Senin yapacağın bir şeydi diye hemen tövbe edip 5 vakit namaza başlama. Elhamdülillah. Buna başla dedi, ondan sonra gelirse bu çorabı bulursun. He, çorap söküğü gibi gelir dedi. Ve gerçekten böyle yaptım. Tövbe ettim. 5 vakit namaza başladım. Gerçekten de Allah yardım etti ya. Ya. Öyle yollarımı açtı ki bu borçlardan kurtuldum. Hemen bol para getirmeye başladım. Efendim eve harçlık vermeye başladım. Cebim para görmeye başladı. Allah sebepler halketti. İşte dediğim ya, gibi. Ya bir kapıyı kapatan Rabbim binlerce kapı açtı yani. Değil mi? Onu demek istiyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim kendisi buyuruyor. Mevlam kendisi buyuruyor. Kim benden korkarsa buyuruyor. Namaz kılmayan insan Allah'tan korkmuyordur. Allah Allah. Evet. Ve o da tabii ki darlıktan, sıkıntıdan kurtulamaz. Evet. Ama Allah'tan korkar namaza başlarsa efendim yakış lehu mahreca. Ona çıkış yollarını gösterecek. Derdi var, derdinden kurtulacak. Sıkıntısı var, sıkıntısından. Ve yaptuku, ben onu zıklandıracağım. Min hayt la yahtet. Hiç tahmin etmediği, ummadığı yerlerden ben onu zıklandıracağım buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Evet de aynen öyle oldu. Ben Mevla hiç tahmin etmediğim yerlerden zıklandırdı. Ve bütün dertlerden, sıkıntılardan kurtuldu. İşte dediğim gibi şeytan haliyle hani insanı cehennemlik yapabilmek için bir daha sıkıntıya düşme hemen ona intihar hatırlatıyor. Allah Allah. Niye intihar ediyorsun ya? Niye intihar ediyorsun? Sığın Mevla'na. Mevla sonsuz güç kuvvet sahibidir. İşte Allah'tan. Değil mi? Efendim. Yıllar önce olmuş bir olay anlatıyorum size. Gerçek olmuş kısa yani. Duydurma değil. Antalya'nın Alanya kadasında. İki tane genç geyik avına çıkıyorlarmış gece. Hanımlar da razı olmamış. Gitmeyin demiş ya. Vurmayın. Niye gidiyorsunuz? Yani ihtiyacınız mı var demiş. Gerçekten de ihtiyaçlar yokmuş. Biri uyumcuymuş, zenginlermiş. Ama onlarda bir işte heves, avcılık heves var. Hani balık tutanların balık tutma hevesleri. Evet evet. Gibi. Ama avcılar gibi. Hani şunu duyuyorum. Balıkları tutuyorlarmış, getirip kedilere, köpeklere veriyorlarmış. Allah Allah. Olmaz. O haramdır. O çok büyük bir günahdır. Yarın o hayvanlar onların boynuna yapışacak. Değil. Onların intikamını alacak. İhtiyacın varsa tamam tut ye. Balık yemek caiz bir şey değil. Evet. Evet. Pişir, afiyetle çok tutma, ye. O sorun değil ama oraya buraya atma olmaz. Öyle hayvanlara efendim eziyet, zulüm yapma olmaz kesinlikle. Dediğim gibi işte onlar böyle bir heves varmış. Gitmişler balık şey, geyik avına. Hanımlar dinlememişler. Ve demişler ki hanımlara
vuramasak işte şöyle olalım, böyle olalım, bir de iddialaşmışlar yani. Ha. Efendim dönüşte ama vuramamışlar. Bir tane bile vuramamışlar. Bir tane bulmuşlar da kaçırmışlar. Sonra demişler ki ya hanımlara ne diyeceğiz şimdi? Hanımlara söz verdik, mutlaka vuracağız dedik. Vuramasak şöyle olalım, böyle olalım dedik. Rezil olursa yuvacağız. En iyisi köyün birine gidelim, bir koyun kestirelim. Allah Allah. Diye hanımlara yutturalım demişler. Köyün birine varıyorlar, lambası yanan bir ev arıyorlar. Bakıyorlar ki bir evin lambası yanıyor gece. Kapıyı çalıyorlar, ev sahibi çıkıyor. Buyurun evlatlarım diyor. Amca bize bir tane koyun lazım. Sende var mı? Evlatlarım diyor, bende keçi var diyor. Koyun yok. Tamam bu da olur. Onu bize satar mısın? Satalım. Kaç para? 500 kağıt. Buyur diyorlar, hemen veriyorlar. Bir de bunu bize keser misin? Keseyim. Ona kaç lazım, ona para almam diyor. Yok diyorlar. Onun parasını da vereceğiz. Veriyorlar. 100, 200 neyse onun parasını da veriyorlar. Bu amca o keçiyi keserken ağlıyor. Eyvallah Allah'ım. Tabii. Diyorlar buna, ya amca ne oldu, niye ağlıyorsun? Bu keçiyi çok mu seviyordun, yoksa bir derdin mi var? Evet evlatlarım diyor, derdin var. Ne o? Ben oğlumu askere gönderecektim diyor. Ama param yoktu. Eşler dosttan aradım, bulamadım diyor. Keçiyi satayım diye çarşıya çıkardım, orada satamadım diyor. Allah Allah. Ve tek çarem Rabbimdi diyor. Ve seher vaktinde duaların kabul olduğunu çok iyi biliyordum diyor. Seher vakti ne o zaman oluyor? Yani imsak doğmadan bir saat... Duaların kabul olduğu... An, tabii, evet. Tabii. Evet. İşte o anda dualar mutlaka kabul olur. Çünkü Peygamberin sanat şeylerinde öyle oluyor. Mevlaç hani, Celaluhu... Hani derler ya hocam, pencerenizi açın, rızıklar gelsin de, rızıklar da dağıtılıyor değil mi o saatte? Evet, tabii. Evet. Yok mu benden isteyenler, istediklerini vereyim diyor Mevla Celle Celaluhu, sesleniyor. Yok mu derdi olanlar, derdini gidereyim. Efendim, yeter ki sen Allah'tan iste ya. Niye intihar ediyorsun ki? Sığın Rabbine, bak Mevla nasıl kabul oldu. Aynen, aynen. Efendim, ve seher vakti duaların kabul olduğunu biliyordum diyor. Seher vakti kalktım, abdest aldım, namaz kıldım, dua ediyordum, Allah sizi bana gönderdi diyor. Bak, ya Allah'a sığınırsan Allah seni bütün dertlerini ne yapar? Kurtarır. İntihara kesinlikle teşebbüs etmeyin. Dört mezhebe göre intihar eden kişinin cenaze namazı kılınmıyor. Müslüman bedavına gömülmüyor. Yıkamıyor, kefenlenmiyor. Bir yere bir çukura defnedip gidiyor. Ancak İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bunlar da büyük müştehit alimler. Bunlara şöyle fetva vermişler. İntihar eden kişi akıl olarak intihar etmez. Çünkü can çok kıymetlidir. Akıllı bir insan o cana kıyamaz. Demek ki o an aklı dengesini yitirmiştir. Bu deli hükmündedir. Bunun cenazesi kılınır, yıkanır, kefenlenir. Müslüman cezalığına gömülür diye fetva vermiş. Onun fetvasına göre işte bu alimler, bu intihar edenler bir cenaze namazı kılınıyor, yıkanıyor, kefenleniyor. Müslüman cezalığına gömülüyor. Evet. Onlar öyle bir fetva vermemiş olsaydı İşte intihar eden kişi bir yere defnedilecekti, ne namaz kılınacaktı, ne de yıkanacak, kefenlenecekti, ne de Müslüman metalına gömülecekti. Çünkü Peygamberimizin çok sağlam hadis-i şerifi, intihar eden kişi intihar ettiği şekilde cennette ebediyen yanar. Bir de ebediyen yanar. Müslüman ebediyen yanar mı? Demek ki bu kişi kafir olarak ölmüş oluyor diyor İslam alimleri. Yani müştehit alimler. İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Hanbel. Bu da öyle diyorlar. İşte onun için sigara içenler aklınızı başınıza toplayın. Sigaranın zararını bilerek içiyorsunuz. Aynen, aynen, aynen hocam. Devlet yazmış, devlet yazmış, sigara adamı öldürür diye yazmış. Ne garip değil mi? Devlet hem sattırıyor hem de yasaklıyor. Sağlığa zararlı diyor hem de sattırıyor ama ya. Yasaklaması lazım. Yasaklaması lazım. Değil mi? Nasıl eroini yasaklıyor? Tabii. Eroinden ölen bir kişi ise sigaradan ölen 100 kişi. Açık havada bile sigaradan etkileniyor insanlar. Tabii, tabii. Gemilerde, evet. Otobüs duraklarında. Hani içiyorlar ya, orada yan tarafta duraklar etkileniyor. Aynen. Açık havada diyorum, dikkat edin hocam. Aynen, aynen. Ben evet misafir geldiği zaman balkonda içiyor, ben içeride uyuyamıyorum sigaranın pis kokusunu. Aynen, aynen. Evet. Mutfağa geliyor be, o koku geliyor. Aynen, aynen. Evet. Hele bir de ev içinde içiyorsanız, o çocuğun vebalini nasıl çekeceksiniz? O hanımın vebalini nasıl çekeceksiniz yani?
yarın onlar sizden hakkını mutlaka alır. Alır. O çocuklara yazıp bunları acıyın. Evin içinde kesinlikle ve kesinlikle balkonda dahi sigara içmeyin. O Ömer onu bir an önce bırakır diyorum ben sizlere değerli müminler. Evet. Ve yedincisi, hayırlı evlat yetiştiren kişiye öldükten sonra da cevap yazılır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir açıklamada Mevta'ya valisin yaptıkları gece gündüz gösterilir. Ona göre ya mükafat alır veyahut da ceza alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Yunus Emre mübarek zat tınkısı hatırlıyorsunuz. Yunus Emre nedir? Bir İslam şairidir. İlahiler hep onun ilahilerini okuyor. İlahi okuyanlar, kaside okuyanlar hep onun kasidelerini okuyorlar. Mübarek zat dağ ormana gitmiş. Ormandan düz odunları topluyor. Hocası soruyor, evladım diyor, getirdiğin odunlarda hiç eğri odun yok. Neden? Allah Allah. Hocam diyor, sizin kapınıza eğri odun yakışmaz diyor. Yakışmaz. Bunun üzerine hocası onun yetiştiğini anlıyor. Evladım diyor, sen kemale ermişsin diyor. Elhamdülillah. Al defterini kitabına, şimdi İslam dine hizmete çık diyor. Hani hamdın piştim elhamdülillah diyoruz ya. Evet, evet. Al diyor defterini kitabına, hizmete giderken Erenler köyüne gidecek. İlk gideceği yer. Ama Erenler köyü nerede onu da ben de bilmiyorum. Öyle okudum işte hayatımda. Ve yolda bir çobana rastlıyor. Çoban bir mezar başında acı acı kaval çalıyor. Çobana diyor ki, çoban niye bu mezar başında kaval çalıyorsun yani? Efendim, çoban da diyor ki, benim bir babam vardı diyor. Defaat etti, buraya gömdüler. Şimdi o aklıma geldi de onun için diyor acı acı kaval çalıyor. Evladım diyor, babanın kalbinde kaval çalacağına, onurluğuna bir Kur'an okusana diyor ya. Amca diyor, ben Kur'an okumasını bilmiyorum. Ey büyük Allah'ım. O zaman diyor, babam kavalı hak etmiş diyor. Çalabildiğin kadar diyor. Nasıl oluyor? Ne diyor yani? Cezalet diyor yani ona. Vallahi yani. Aynen. Yetiştirmem seni. Hakkı hakikati öğretmemiş. Ya, ya. Ya ne kadar. Peki, doğru. Peki ey anneler, ey babalar. Bizim evladımızın bizim başımızda ne çalacak peki? Değil mi? Aynen. Ne çalacak? Müzik çalacak. Film çalacak. Dizi çalacak. Film çalacak. Başka bir şey bilmiyor ki evladımız. Hangimizin evladı Kur'an-ı Kerim biliyor? Çok büyük bir hata yapıyoruz. Yani o sen ölmüşsün, kabe varmışsın. Evladın orada efendim diziler seyredecek, filmler seyredecek, müzik çalacak. Sana da kalbini dayalı çalacaklar. Bana da çalacaklar. Sana da çalacaklar. Ya evlatlarımıza almışız. Her CD bir televizyon. Ondan sonra onda artistler daha güzel şey ediyorlar. Onda daha güzel bir günah işliyorlar. İşte onda dediğim gibi sonumuz felaket. Onun için var gücümüzde hayırlı bir evlat yetiştirmeye çalışalım. Evladım, hayırlı bir evlat yetiştirirsek o evladımız Kur'an-ı Kerim okuyacak, bize sevap gelecek. Efendim namaz kılacak, bize cevap gelecek. Allah zikredecek, bize cevap gelecek. Cevaba kalp olacağız. İşte böyle bir hayırlı evlat yetiştirmeye var gücümüzde gayret gösterelim inşallah. Efendim evladım okumak istemiyor. İstemez. Ama biz şey edeceğiz. Gayret göstereceğiz, azim göstereceğiz. Okula gitmek istemiyor evladım. Niye okula zorluyorsun evladını? Değil mi? Tamam okula okusun ama Kur'an'ın da evladımız ne yapsın? Öğrensin dersine. Ben de küçük iken babam Kur'an kursuna göndermek istiyordu ama gitmek istemedim. Allah Allah. İşte cahil küçük. İlginç. İşte ilkokulun yeni Hatay'da kursu. Hataydayken. Tabii. Tabii. Efendim babam yok dedi. Zor tuttu kurulunda. Ey büyük Allah. Kur'an kursuna götürdü. Allah sağ mı şu anda baban? Yok rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Bak aynen. Ne kadar güzel. Bak bunu sebepleniyoruz senden yani. Ondan sonra kaçtım. Bir lokantaya bulaşıkçı girdim. Hocam beni güldürme ya. Kimseye de yerimi söylemiyorum. Çaydın ne? Utanıyorsun yani. Tabii yok şimdi bu söylersem babama söylerler. Babam bulur götürür beni. Allah'ım yarabbim yani. Ondan sonra yolda karşılaştık birine. Bizim köylülerden bir tanesine. Ona kazayan yanlışlıkla yerimi söyledim. Fırat'ın yerine çalışıyorum dedim. Babam, o da babama söylemiş. Babam geldi o da yakaladı beni. Hadi bırakmışsın ha. Ya baba dedim içeride ayrım kaldı. Kalsın dedi ben senin ayrımını almak istemiyorum. Ya Rabbim ya. Götürdü hocalara aman yalvardı yakardı aman kaçırmayın bunu. Bunu takip edin.
Hocalar da takip ediyor. Allah razı olsun. Ne kadar dua etmesin diye düşünüyorum. Allah milyar defa razı olsun. Milyar defa razı olsun babamdan. Ya beni bıraksaydı, ne hal varsa görsün deseydi. Ne olacaktı aynen, ben aynen, halim? Aynen. Ama babam da bunun karşılığını gördü. Her ay babama 3 tane hatim. Her ay. Elhamdülillah. Her gün 1 yasin, bazen 2 yasin, bazen 3 yasin. Bu yanlar felaklar, kıtlı felaklar, bin naslar, neler neler gönderiyor babama. Ya babam da ama sahaba kalkmıyor. Hatta peygamber... Sonradan devam ettin değil mi hocam yani? Sonradan devam ettin yani. Zaten tadını tattıktan sonra, ondan sonra babam çağırdı gelmedi. Ondan sonra çağırdı babam gelmedi. Yeter okudun dedi, yok dedim gelmedi. Her büyük Allah. Nerede okudun hocam? İstanbul'da mı, Hatay'da mı? Hatay'da da okudum, İstanbul'da da okudum. Maşallah. Evet. İşte dediğim gibi evladımıza bunu tattıralım. Buradan velilere, babalara ne tavsiye ediyorsun hocam? Yani ben şunu dostça söylüyorum. Evlada kızmak, darılmak, hadi oğlum demek biraz sert darılmanın ne zararı var hocam? Gelecek için diyorum yani. Bugün belki zoruna gidecek o evladın ama aklı başına geldiği zaman ah babam ne kadar iyi gitmişsin diyecek. Doğru değil mi hocam? Öyle diyorum işte. Ben şimdi öyle diyorum. Yani. Ne kadar dua ediyorum babama. Yani. Ne kadar iyi yapmışım diyor. İyi ki bırakmamış işte beni. İyi ki bırakmamışsın. Yani. Tabii kendi halime bıraksaydım. Aman evladım, aman cüğüm, aman bu diye cicim cicim yaplarsak cezasını çekiyoruz ebedi olarak. Öyle değil mi hocam ya? Yani? Aynen tabii. Aynen tabii ya. Evet. Peygamber'in tavsiyelerine şöyle buluyorlar. Mevtalanızın ruhuna bir Fatiha okusanız buyuruyor. Bir elham. O öyle sevinir, öyle sevinir ki ona dünya hayatındayken dünyayı bağışlasaydınız o kadar sevinirdiniz diyor. Ya. Ya sana evladın bir Yasin süslü dinlerse. Müslü mezarlar değil. Tabii tabii. Hani var ya muhteşem böyle o mezarlar yaptırıyorlar. Bu çare değil ya. Ondan hiçbir yararı yok. Ya. O süslü mezarlar aslında ona azap. Azap. Çünkü sütlü mezar yaptırmak mekruh. Evet. Dinen yasaktır yani. Günah olan bir şeydir. Efendim, mezara süs yapma yok. Efendim, dediğim gibi. Önemli olan işte hayırlı bir evlat bırakıp ruhumuza bol bol Kur'an-ı Kerim göndersin inşallah. Bunun için de gayret gösterelim diyorum bütün velilere, bütün babalara, annelere. Evladımız işte dediğim gibi ya bir de efendim öbür türlü şey etmesek, yetiştirmesek, namaz kılmayacak, bak aha evladım namaz kılmıyor. Pa, küt, çalacaklar mezarda sopayı bize. Bak evladım sabah namazına kalkmıyor. Pa, küt, mezarda ne yapacaklar? Bize sopayı çalacaklar. Onun için dediğim gibi buna çok çok önem verelim inşallahurrahman. Ayrıca evlerimizde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman evlerimizde çok bereket olur. Huzur ve mutluluk olur. Şimdi bir de bir konu daha var hocam. Senin sohbetini bölmek için değildi. Kur'an-ı Kerim dedin de. Evet. Şimdi teknoloji var hocam. Evet. Yok ben Kur'an-ı Kerim okuyamıyorum. Yok ben ya elindeki cep telefonunda her şeyi var ya. Osman Bey, Elif Bey, TS, Cimha. Anlatan hoca var yani. Hoca karşısında. Hiç hocaya gitmeden yani oturduğun yerde yani hadi onu da beceremedin. Hoca senin için hatim yapıyor. Tane tane kulaklarını kulaklığı takıyorsun, takip ediyorsun. Aynen. Değil mi hocam? Tabii, tabii, tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok kolay. Şimdi çok kolay. Teknik var. Evet, evet. Evet. Peygamber'in tavsiyelerinde şöyle buyuruyorlar. Eksiru min tilavetil Kur'an fi buyutikum fe inne zeytillezi la yukla'u fi Kur'an yakillu hayruhu ve yekfiru şerruhu ve yudiyyuhu ila ahliye. Evlerinizde çok Kur'an-ı Kerim okuyun. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunan evlerde hayır ve bereket bol olur, şer az olur. Ama Kur'an-ı Kerim okunmayan evlerde hayır ve bereket az olur, şer çok olur. Ve yudiyo ile ehli o ev halkı dağlıktan, sıkıntıdan kurtulamaz buyuruyor Efendimiz. Bir de şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Diyelim evinde cemaat oldun. O zaten önemli bir şey de çok güzel de diyelim cemaat olmadın, tek başına kıldın. Evet. Sabah namazında levezenayı, öğlen namazında bir aşır. Hiçbir şey bilmiyordu, bir ihlası. İkindi namazı elem neşra peki. Akşam namazında yine levezenayı. Yatsı namazında amine resulü. Bunlar da okumak güzel bir şey değil mi hocam? Tabii. Niye? Kur'an-ı Kerim okumaya vesile olmuş oluyorsun. Hem namazını kılıyorsun, öyle değil mi? Tabii. Bir de yemekten kalkarken, yemek duası. Evet. Hiç yemek duası bilmeyebilirsin. İhlas oku, Fatiha'yı oku. Diyebilir miyiz hocam? En azından 3 defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah desin. Yani. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar, kim yemeği yedikten sonra
şu duayı okursa tüm günahlarının affolacağını bildiriyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amenâ ve sâkınâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Manasını da biraz anlatır mıyız hocam bunu? Bu yemek duasının manasını. Evet. Çok sevaplı. Bir defa Allah'a hamd etmiş oluyor. Ellezî et'amenâ, o Allah ki et'amenâ, bizi yedirdi. Bizi yedirdi. Bizi suladı. Yani bize suladı. Bak şu içtiğimiz suyu kim veriyor? Allah-u Teala Hazretleri veriyor. Allah yağmurunu 3-4 sene yağdırmasa ne halt edeceksin? Susuzluktan ölürsün. Değil mi? Efendim, ve cealene, bizi kıldı. Kimden kıldı? Minel müslimin. Müslümanlardan kıldı. Diye dua etmiş oluyoruz Mevlamıza. Bu internette var. Cep telefonunuzda yemek duasını yazdığınız zaman o karşınıza çıkacak. En altından burasını ezberleyin. Burasını yemekten sonra okuyun. Ve dediğim gibi en azından elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah deyin. Ya bunu da demezsek yani Allah'a karşı bir nankörlük konuşulur ya. Değerli günler, mesela bir arkadaşınıza götürdünüz lokantaya, yemek yedirdiniz, efendim yemek paralarını ödediniz ama arkadaşınız size bir teşekkür bile etmedi. Allah Allah. Kızarsınız değil mi? Bu kadar nankörlük olur yani ya. En azından böyle incinirsiniz çaktırmadan. Tabii tabii. Kendi kendine dersin ya, bu kadar nankörlük olur mu ya? Bir adam teşekkür bile etmez mi ya? Dersin değil mi? Sen Allah'ın nimetlerini yiyorsun, efendim Allah'a bir teşekkür bile etmiyorsun yani. Bu en büyük nankörlük olmaz olmuş. Olmuyor yani. Onun için en azından dediğim gibi yemeği yedikten sonra elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezî et'amenâ ve sâfenâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Bu duayı okuyalım. Ve yemeğe başlarken de mutlaka evvel besmele çekelim. Sesli olarak çekelim, çoluk çocuk da duysunlar, onlar da ağzı besmele çeksinler. Eğer böyle yaparsak evimizde bu bereket olur. Az gelir, efendim sana yeter. Ama işte Kur'an-ı Kerim okunmadığından dolayı ne kadar maaş gelse yetmiyor. Çünkü bereket yok. Yiyeceklerde bereket yok, içeceklerde bereket yok. Efendim emekli maaş var, efendim kız getiriyor, oğlan getiriyor. Efendim getiriyor getiriyor ama yine de maaşlar yetmiyor. Niye? Çünkü bereket yok. Ama bereket olsa bir emekli maaşıyla çok çok rahatlıkla yeter. Emekli maaşıyla çok rahat geçinen böyle dindarlar biliyorum ben. Hiçbir sıkıntısı, hiçbir derdi, kederi yok. Niye? Çünkü yemek yerken ağız besmele çekiyor. Ağız besmele çekilince o yemekte bir bereket hasıl olmuş oluyor. Bitmiyor. Ama ağız besmele çekilmediğinde iki kaşık alıyor, yemek bitiyor. Allah Allah. Efendim, bir tencere yemek yapılıyor, yetmiyor. Ama ağız besmele çekilirse yemeğe, efendim, ufak bir tencere yemek yapılsa yeter, efendim, akşama da yeter bile. Yani iki üç öğüne de yeter. Yeter ki bu ağız besmeleyi ihmal. Hele bir de evin hanımı yemek pişirirken, değil mi hocam? Tabii. Besmeleyle başlasa yani, ne kadar güzel olur. O içine attığı suyu da besmele, çorbaya korkan besmele, eti korkan besmele, yağ korkan, ne kadar besmele o kadar bereket. Ha. Ne kadar besmele o kadar bereket. Aynen, 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 tabii. Allah-u Teala Hazretleri hepimizden razı ve hoşnut olsun. Ya 15 dakikamız var hocam, dur. Efendim? 15 dakikamız var. İkindi oldu. İkindi oldu. Evet, evet. Biraz erken başlarız da inşallah. Evet. Tamam. Şey deriz. Allah hepimizden razı ve hoşnut olsun. Çünkü makamını cennet eylesin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve ali ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allahumme salli. Rabbim razı olsun, Rabbim hayırlar versin. Değerli hocam, emekli imam, FSM Medya Grup programcımız Hüseyin Alkan, Allah razı olsun, cemaatle namaz kılmanın ehemmiyetini çok hassasiyetle bildiği için camiye, cemaate gidiyor. Ki yayınımızı kesiyoruz. Yani cemaat anlayışı, cemaatle namaz kılma anlayışının hassasiyet derecede önemini idrak eden bir hocamız. Bu güzellik, bu haslet, bu takvaca, bu edepçe düşünüş hepimize nasip olur, nasip olur, nasip olur inşallah diyoruz. Haftaya cuma günü yine sohbet saati programında buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla.